İkinci gündem maddemiz, belediye meclisimizin bir önceki toplantısı yani Ocak ayı, 6 Ocak 2015 tarihli Ocak ayı olan toplantısı tarihli kabulü ve onayı. Evet, gelen evrağı atlıyoruz. Arkadaşlar, iki tane gelen evraktan, mali hizmetlerden ve başkanlıktan gelen evrakımız var. Bir tanesi bizim su ücret tarifeleriyle alakalı resmi dairelerin yapılan düzenlemeyle son faturalarında bir takım farklılıklar, onlar aleyhine bir takım fiyat farklılıkları saptandı. Kurumumuzla ilgili Mali İşler Müdürlüğümüz bunları inceledi. Buradaki kurumlar lehine, kamu lehine bunları değiştirme cihetine gideceğiz. Bununla ilgili bir yazımız var. Bir de 3 tane devam eden Avrupa Birliği projemizde söz konusu yapılan masrafların belli 3 ay zarfında aşağı yukarı ortalama geri dönmesi lazım. Ancak bunlar da hem Türk otoritesi hem de Bulgar otoritesi tarafından incelenmeleri söz konusu olduğu için bir takım gecikmeler söz konusu oluyor. Bu gecikmeler nedeniyle de eğer ödenecek paralar varsa bir kısım bütçemizden para hesaplara aktarıyoruz. Daha sonra geldikten sonra da bir ay, bir buçuk ay içerisinde ilgili paraları tekrar geldikleri maliyetine kaynağına geri gönderiyoruz. Bir tane bütçemiz var. Talebimiz var. Güzel alınması olaylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, 12 ve 13. madde olarak kabul ettik arkadaşlar. Evet, 12 ücret tarifesi 13 projede olmak üzere. Teşekkür ederim. Evet, belediye meclisimizin demin de söylediğim gibi Ocak ayı toplantısına ait toplantısının özetlerinin kabulü ve onayı arkadaşlarımızda suretleri var. Okumuş sayısınlar diyoruz. Oyları da sunacağım. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle 6 Ocak 2015 tarihli tutanak özetlerimizi kabul edip kullanıyoruz. Üçüncü maddede sıralama gereği imar komisyonumuzun raporu var. Okuyabilir miyiz? 8-4-2014 tarih 35 sayılı belediye meclis kararı ile imar komisyonu olarak görevlendirilen Ali Lisansarı, Osman Akgün, Deli Atakaslı, Özcan Atak ve Azmiye Ataş'tan oluşan komisyonumuz 14-1-2015 çarşamba günü saat 10'da belediye hizmet binasında toplandı. 6-1-2015 tarihli belediye meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen konular komisyonumuzla ilgilenmiştir. Aşağıda maddeler halinde karara bağlanan konuları Yüksek Belediye Meclisi'nin tepkik ve onayına ait olmak üzere başkanlık makamına tevdihine karar verilmiştir. 1-6-1-2015 tarihli belediye meclis toplantısından komisyonumuza havale edilen Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'nın 12-12-2014 tarih 14 Emlak Şube sayılı yazılarındaki ilçemiz Büyükşehir Suvarbey Mahallesi, Kapı'da Ada 203 parsel 115, Ada 368 parsel 13 ve Ada 235 parsel 7'de kayıtlı taşınmazların maliye hazinesiyle belediyemiz adına hisseli olmasından dolayı maliye hazinesinin söz konusu taşınmazları hisseli halde Milli Savunma Bakanlığı'na tahsis yapamaması sebebiyle Ada 240 parsel 15'te 353.83 metrekare, Ada 368 parsel 13'te 79.63 metrekare ve Ada 235 parsel 7'de 746.63 metrekare hissesi belediyemiz adına kayıtlı taşınmazlardaki belediyemize ait hisselerin sembolik bedelle hazineye devrinin yapılması talebi komisyonumuzca görüşüldü. Komisyonumuzca devri talep edilen hisseli taşınmazlara ait emlak beyanlarında taşınmazların metrekare asgari emlak değerinin 68.62 TL olduğu, serbest emlakçılardan da yapılan fiyat sorgulamaları neticesinde 2014 yılı içerisinde taşınmazların karşı bölgesinde metrekaresi 70 TL'den arsa satıldığı görülerek komisyonumuzca yapılan değerlendirmede taşınmazlardaki belediyemize ait hisselerin metrekaresinin asgari emlak değeri olan 68.62 TL'den devrinin yapılmasının uygun olacağına kararına varılmıştır.
Evet sevgili arkadaşlar, meclis imar komisyonumuz bir önceki oturumumuzda gönderdiği Milli Savunma Bakanlığı'nın yazısını incelemişler ve metrekaresinin asgari emlak değerleri olan 68,62 TL olarak devrinin yapılmasının uygun olduğu varmış. Toplam 1180,09 metrekare olarak bir alan var. 3 taşınmazdan ilgili alan. Bunların devrinin bu fiyattan yapılmasını öngörüyor. Söz almak isteyen varsa söz vereceğim, yoksa oylarınıza başvuracağım. İmar komisyon raporunu kabul eden arkadaşlar. Aynı kararın içerisinde. Şimdi arkadaşlarım, söz konusu imar komisyon raporuna göre metrekaresinin 68,62 Türk lirasından devrinin yapılması ve ilgili taşınmazın ferah için, devri için Belediye Başkanı Avukat Enis İşbilen'e yetki verilmesine de dair bir karar alacağız. İkisi birlikte yürüyecek. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul gördü. 68,62 TL metrekaresi ve Belediye Başkanı'na bu konuda Tapusu Şehir Bölümündeki işlemde yetki verilmesine dair Uzunköprü Belediyesi'nin temsilen belediyesi. Bu kararı almasak Belediye Başkanı'nın daha gayrimenkul ile ilişkin devirlerde meclisin yetkisinde olduğu için yapan kişinin de ayrıca belirtilmesi bir başka kişi de belirtilebilir. Doğrudur arkadaşlar. Evet, dördüncü gündem konusu meclis kararı 2015 yılında karar alınması ihtimalini ortaya koyduklarımızın biz de Allah kısmını verse bugün alıp bu hafta içerisinde bu kararı İller Bankası'na iletiyoruz ve oradaki işlemimiz tamamlanmış olacak. Yani önceki 2014 sayılı kararımızı 2015 Şubat meclisiyle tekrar dinleniyoruz arkadaşlar. Yeni tarihli olarak alıyoruz. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kararımızı aldık arkadaşlar. Yeni devam ediyor. İşlemleri devam ettiriyoruz. Mülkiyeti belediyeye ait olan Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan halı saha tesisinin kiraya verilmesi konusunun görüşülmesi ve kararının alınması. Arkadaşlar, bizim buradaki yapacağımız müsabakalardaki masraflarımızı karşılamak üzere işte 5 aylarda ödenir, onlara göre ya da 4'er ödenir. Böyle bir 15 bin lirayı bunların arkadaşlarımız, ilgili arkadaşlarımız kontrollerini yapmışlar. Hocama da teşekkür ediyorum. Yaptıkları harcamalara dair makbuzlarının ve harcama sarf belgelerinin belediyemize gelmesi lazım. Bunların da geriye gelip kontrollerini arkadaşlarımız yapıyorlar. Teşekkür ediyoruz hocam titizliğiniz için bu anlamda da. Evet, oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. 5018 sayılı yasanın 29. maddesine göre 15 bin lira Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü Derneği'ne yardım yapılmasına dair kabul edenler, reddedenler oy birliğiyle kabul ettik arkadaşlar. Evet, 11. madde Uzunköprü Spor Kulübü'nün de kardeşlerim için maddi yardımlar bugün bir diğer konumuzdan da geldi ama bu da arkadaşlar